Ana haberin sonlarına yaklaşıyoruz. Az önce söyledim, Rusya ölüm yağdırmaya devam ediyor. Savaşın 26. gününde başkent Kiev yine Rus füzelerinin hedefi oldu. Rusya sivil yerleşim yerlerini harabeye çevirdi. Zelenski bu kez siren sesi dinletti Avrupa'ya ve yardım çağrısını da yineledi. İşte Ukrayna'nın son 24 saati. Rusya ölüm yağdırmaya devam etti. Sivil yerleşim yerlerini harabeye çevirdi. 21 ulic, ulice na balkon. Korkulandı oldu. Ukrayna'da ilk kimyasal sızıntı meydana geldi. Liman kenti Odessa güne tüyleri diken diken eden siren sesleriyle uyandı. Mariupol kenti harabeye döndü. Sokaklar ve meydanlar imha edilmiş araçlarla dolu. Birçok bina hasarlı, adeta ölü şehir gibi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tüyleri diken diken eden o siren sesini Avrupa ülkelerine dinletti. Siz bu sesi 20 saniye duydunuz. Biz her gün duyuyoruz diyerek yardım çağrısını yineledi. Для усіх наших міст. UNICEF iyi niyet elçisi ve İngiliz futbolcu David Beckham'dan Ukrayna için önemli bir adım geldi. Beckham 71 milyondan fazla takipçili Instagram hesabının yönetimini Ukraynalı bir doktora verdi. Hesabı devralan doktor Irina Kandratova, Ukrayna'daki savaşın sonuçlarına ve yaşananlara dikkat çekmek için hastanedeki çalışma koşullarının görüntülerini paylaştı. İşte bu fotoğraf kareleri savaş bölgesinde yaşam mücadelesini en net şekilde gözler önüne serdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 26. gününe girdi. Rusya'nın karadan ilerleyişi durma noktasına geldi ama havadan saldırmaya devam ediyor. Başkent Kiev'de bir alışveriş merkezine füze saldırısı yaptı. O saldırıda 8 hayat daha son buldu. Kiev'de füze saldırılarında yıkılan binaların altında kalan onlarca kişi için kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Başkentte sokağa çıkma yasağı getirildi. 35 saat sürecek. Sumi'de Rus birliklerinin kuşattığı bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı meydana geldi. Tesisin etrafındaki 5 kilometrelik alana kimsenin yaklaşmaması, korunmak için barınaklara ve üstlere sığınmaları gerektiği çağrısı yapıldı. Rusya karşıtı protesto gösterileri sırasında da birkaç sivil ellerindeki Ukrayna bayraklarıyla meydana çıktı. Kent meydanında geniş güvenlik önlemleri alan Rus polisi, kimsenin alana çıkmasına izin vermediği gibi orantısız güç kullanmaktan da çekinmedi. Ukrayna'nın bir başka noktasında da meydana çıkan siviller tekme tokat dövülerek gözaltına alındı. Ukraynalılar haftalardır ülkeleri için direnişte. Her sonunda siviller sokağa çıkarak Rus askeri aracının geçişini engelleyip Rus askerlerine geri adım attırdılar. Rus ordusunun ikmal yaptığı demiryolu hattındaki köprü de havaya böyle uçuruldu. Şimdi hemen bir dipnot. Reklama gitmeden söylemiştim ya, Kremlin'den bir açıklama geldi diye. Kremlin yaptığı açıklamada henüz Rusya lideri Putin'le Ukrayna lideri Zelenski'nin bir araya gelmesinin mümkün olmadığını, bunun için şartların oluşmadığını belirtti. Tabii bu bir anlamda ümitleri de suya düşürdü. Bunu da eklemiş olalım.